masal olduğu çağlarda Buhara mamur, refah içinde bir ülkeydi. Halk Emir Mahmud'un hükmü altında huzur ve sükun içinde yaşamaktaydı. Bu yaptığın nedir Cabbar? Sen benim başvezirim değil misin? Olan oldu Emir Mahmud. Saray bizim elimize geçti artık. Atın şunu zindana. Ne oluyor Vezir Cabbar? Odamda ne arıyorsun? Sana geldim sultanım. Eteğine yüz sürmeye. Buhara'da her şeyin sahibi benim bundan sonra. Sen de benim sultanım olacaksın. Babama ne oldu? Ne yaptın onu söyle! Onu unut artık. Benim olman için aramızda hiçbir engel kalmadı. Haddini bil Cabbar, uzak dur benden! Uzak dur diyorum! Kaçma uzak sultanım! Dur. Benim olacaksın! Benim olacaksın! Artık Buhara'da karanlık ve kaçmış, kaçırmış oğlanı. Bulmalıyız, yakalamalıyız onları iş işten geçmeden. Gitmiş efendimiz. Yürün! Allah'ım, yavrum sana emanet, sen onu koru ya Rabbim. Her zaman yardımcısı ol. Allah'ım, Allah'ım.
Yalan nerede, söyle! Allah sevgili oğlumu yanına aldı. Zamanı geldiğinde seni cezalandırmak için yaptı bunu. Söyle diyorum sana! Söylemeden elinden kurtulamazsın! Söyle oğlum nerede? Ne yapsan nafile Cabbar! Bundan sonra sana rahat yüzü yok! Sana öyle geliyor! Bana bak kadın! Sana son defa olarak soruyorum! Oğlan nerede, konuş! Yoksa bu suda boğacağım seni! Yoksa şeytan! Konuşturamadı! Allah kahretsin! Allah kahretsin, kaçırdık oğlanı elimizden! Aman Allah'ım! Ne görüyorum? Bir çocuk! Hem de canlı! Hatice! 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 Neredesin Hatice? Ne bağırıyorsun öyle? Gelene balığı yakaladın herif! Aman hanım! Bu bildiğin balıklardan değil, insan yavrusu! Hem de canlı! Aa, evladım, gölde ne işin var senin? Nur topu gibi bir oğlan maşallah! Hanım, böyle bir çocuğumuz olsun diye dua etmemiş miydin? Cenab-ı Allah'ın hikmeti işte! Yaşasın, kısmet bir kardeşim hanım. Oldu! Bir kardeşim aa, şuna oldu! Bak hele! Yaşasın! Bunun da bir kardeşim hikmeti olsa oldu gerek hanım! Birbirinin yanından ayrılmayalım! Kardeşimin adı ne olacak? Bu bize kendi geldi! Büyük bireyin hakkıyla adını kendi kazansın! Emir Cabbar Buhara'da, Emir Mahmud'un kesik başının kehanetinden beri korku ve dehşet içinde yaşamaktaydı. Bundan dolayı Cabbar, her ay yeni bir kızla evlenmekte, fakat çocuk doğurmasın diye ay sonunda kızın boynunu vurdurmaktaydı. Hatice! Elif! Neredesiniz yahu? Hatice! Elif! Hükümar, yardım edin! Duymuyor musunuz? Cenab-ı Hak eksik etmesin, bu hafta pazarda satacak epey balığımız oldu! Hemen fıçıları oraya hazır edin, bayatlamadan tuzlama edelim bunları! Allah büyüktür! Bebeği kısmetiyle beraber gönderdi! Böyle uğurlu bir çocuğu Allah her kula nasip etmez! Şuraya bakın, şuraya! Bir kısmını da kendimize ayırırız efendi! Atsız nerede? Ah, bu oğlan! Eli avuca sığmaz bir hale geldi! Aman bir yere kaybolma dedikçe, alıp başını uzaklara gidiyor! Kayboluyor! Kızma canım, ne yapsın daha çocuk! Boşuna endişelenmeyin canım, bir şey olmaz ona! Ne yapsın? Daha çocuk o çocuk, gezip oynayacak tabii! Bu yaşta en tabii hakkı öyle değil mi? İnsanoğlu! Hey insanoğlu! Ne olursun şişenin kapağını aç insanoğlu! Beni buradan çıkar! Beni buradan çıkarırsan sana kimsenin sahip olamayacağı bir hediye vereceğim! Yıl önce insanoğlu beni oyuna getirip bu şişenin içine hapsetti. Asırlarca kurtulmayı bekledim ve ahdettim karşıma ilk çıkacak insanoğlunu öldürmek için. Ne olur bana bir şey yapma devamcı. Ben sana bir kötülük etmedim ki. Kıyma bana. Ben küçük ve günahsız bir çocuğum. Sen küçük bir çocuksun ama gene de bir insanoğlusun. Rastladığım ilk insanoğlunu öldürmeye yemin ettim ben bir kere. Verdiğin sözü tutar mısın devamcı? Tutarım ya.
Öyleyse bana verdiğin sözü de tut. Neymiş o? Seni şişeden çıkardığım için bana dünyada kimsenin sahip olamayacağı bir hediye vereceksin. Vay velet vay! İnsanoğlu değil misin? Gene aklını kullandın, canını kurtardın. Hadi bakalım, hediyemi istiyorum. Madem öyle al. İşte hediyen. Ben bunu nasıl taşırım devamca? Bir dene bakalım küçük. Kullanması gayet kolay, bu sihirli bir kılıçtır. Bu kılıç elindeyken seni hiç kimse alt edemez. Yaşasın dünyanın en kuvvetli adamı benim artık. Dur hele, o kadar kolay değil. Bu kılıca 10 yıl Allah'a dua edip yalnız kötülükle savaşmaya yemin ettikten sonra sahip olacaksın. O zamana kadar kimse onu bu kayadan çekip çıkaramayacak. Ama devamca ben... Şimdi diyeceklerimi iyi dinle. Kılıcı sakın kendi kanından bir kimseye karşı kullanma. O zaman kılıcın büyüsü bozulur, parçalanır. Şuraya bak, gelenler var! Ha? Aman Allah'ım, neler görüyorum! Emir Cabbar'ın atlıları bunlar! Kaç kızım, kaç, canını kurtar! Kötülüklerle savaşmak için kuvvet ver. Kılıcımın gücü adaletinden şaşanları cezalandırsın. Zalimleri kahretsin, mazlumları sevindirsin. Sıkı dur ey zalim Cabbar! Hesap verme günün yaklaşıyor.
Bu köprüden haraç vermeden geçilmez, sakın kımıldama! Benden haraç alacak adam anasından doğmadı! Böyle diyenler çok çıktı, ama nafile! Hepsi sonunda pişman oldu! Boşu boşuna inat etme delikanlı! Var çekil yolumdan gafil, kılıcımın gazabına uğrama! Ben sana başından söylemiştim, benden haraç alınamayacağını. Vay canına bir hanım ha! Ben de seni er kişi sanıp dövüş tuttum. Elinin hamuruyla ata binip mızrak sallamak senin ne haddine be! Evine, mutfağına dön kızım! Beni ilk yenecek erkeğin kölesi olmaya yemin etmiştim. Artık senin kulunum! Aman aman! Sakın ha! Vazgeç o yeminden! Bana köle gerek! Adın ne senin? Altınay! Yol kesip adam soymak bir kadına yaraşır mı Altınay? Senin yerin yurdun yok mu? Olmaz mı? Var tabii! Ben Buharalıyım! Emir Cabbar'ın zulmünden kaçtım, dağlara sığındım! Onun koynuna girip kelleyi korumaktansa... silah kuşanıp haraç yemek daha evladır! Hiçbir erkek bileğimi bükemedi bugüne kadar! Ama bıktım bu çeşit hayattan! Sırtımı yere getirecek ilk erkeğin kulu kölesi olmaya yemin ettim! Dönmeyeceğim bu karardan! Ha dur kız, sapıtma gene! Benim öyle peşime köle takacak vaktim yok! Ben Buhara'ya, Cabbar'a döktüğü kanların hesabını sormaya gidiyorum! Ayama bağ olma beni! Çekil Cabbar'la git. Tek başına savaşamazsın, beni de al yanına! Git işine be kızım! Sana peşime düşme demedim mi ben? Olmaz! Yemin verdim bir kere! Artık sen nereye, ben oraya! Tövbe yarabbi, çattık belaya! Amerü'l-Zaman, ya sen bunadın, ya da fanusunda hiç iş kalmadı! Ooo, bu döküntü kızları uşağıma nikahlamaya kalksam, herif isyan eder vallahi! Telaş buyurmayın efendimiz! Bu fanusun yeryüzünde bir eşi daha yoktur! Buhara'da bunun sayesinde bütün evlerin içini görebiliriz! Ooo, kim bu dünya güzeli? Başveziriniz Hurşit Mervani'nin kızı Gülnaz efendim! Bu melun Hurşit benim adamımdır da dünya güzeli kızını niçin benden saklar? Gülnaz dedin ha? Bugüne kadar hiç böylesine rastlamamıştım, bu başka türlü bir şey! İstiyorum! İstiyorum! Gülnaz'ı istiyorum! Gülnaz! Gülnaz! Çabuk hazırlan kızım, Buhara'yı hemen terk ediyoruz! Ne var, ne oldu babacığım? Cabbar habisi izini bulmuş! Bir yiğit gördüm rüyamda! Yakında hepimizi kurtaracak baba! Kim bu yiğit? Bilmiyorum ama inanıyorum! Gergef'in bitince... bu atsız cengaver gelip... hain Cabbar'ı öldürecek! Gergef'in bitmesini bekleyecek vaktimiz yok! Hemen kaçalım buralardan! Thank you.
oldu? Rahatsız mısınız? Hayır, bir şeyim yok. İyiyim. Yolunuz Buhara'ya mı? Evet. Ya siz? Ben de Buhara'ya gidiyorum. Kötülüklerin ocağını söndürmeye. Aman Allah'ım, şükürler olsun. Rüyalarım doğruymuş demek, inanamıyorum. Neydi rüyalarınız? Anlatması o kadar zor ki. İnanılır gibi değil. Adınız nedir? Bana Atsız derler. Babam bileğimin hakkı ile çok büyük bir iş başarıp kendi adımı kendim kazanayım diye vasiyet etmişti. Başaracaksınız. Çok büyük bir iş başaracağınıza ben bütün kalbimle inanıyorum. Bana bak Nurettin, beni iyi dinle. Siz batıya giden bütün kervan yollarını araştırın. Ben güneye ineceğim. Gülnas'ı bulmalıyız muhakkak. Gülnas kızım, kervan kalkacak neredeyse. Af dilerim baba, lafa dalmışım. Kim bu delikanlı? Rüyamda gördüğüm kahraman Atsız. Atsız'ı daha önce bir yerde görmediğine emin misin? Ne olursun, inan bana babacığım. Rüyamda gördüğüm kahraman bu. Cabbar'ı öldürmek, kötülüklere son vermek için Buhara'ya gidiyor kendisi. Bir gün tekrar karşılaşacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Gergefimi bir an önce bitirmem gerek. Yabancı, buraya giriş iznin var mı? Emir Cabbar'la hesaplaşmak için izin almaya gerek yok. Selamün aleyküm. Al da bir tadına bak.
Kim bu cengaver? Adını kimse bilmiyor. Cafer'la hesaplaşmaya gelmiş. Yardımcı buradayım! Cabbar nerede? Kıyma bana yiğit, emir sarayda değil! Doğru konuş, pis kelleni koparırım ha! Şart olsun ki doğru, emir efendimiz Gürlas Hatun'un ardından kervan izi sürmeye gitti! Biliyor musun, Emir Cabbar, Gülnaz'ın peşine düşmüş. Acele edelim öyleyse. Hadi davranalım! Davranalım!
kurtarsın! Herkes canını kurtarsın! Vurun! Hiç canlı bırakmayın! Vurun! Vurun! Geç kaldık Altınay. Cabbar bizden evvel davranmış anlaşılan. Hey köse, delilerin delisi köse. Ah, neredeyim ben? Cennette miyim? Sen huri misin? Hadi saçmalama, şansın yaver gitti. Sen yanımda olduktan sonra hiçbir şey olmaz bana. Oksol tarafına saplansaydı cennette misin, cehennemde misin Allah'ım? Ne yapayım ben? Ok trafiğini şaşırmış. Ne oldu? Ne oldu size? Gülnaz'ı kaçırdılar. Cabbar olmasın? Hayır, kör asım ve eşkıya tayfası. Bu yüzük bana saray büyücüsünün hediyesidir. Dikkatle bak yüzüğe atsız. Orada Gülnaz'ı göreceksin. Bu yüzük her zaman nerede olursa olsun Gülnaz'ı gösterir. Kızımın yeryüzünde artık kimsesi kalmadı atsız. Onu kurtar, eskiyaların elinde telef olmasını, esir pazarlarında satılmasını önle. Söz veriyorum, Gülnaz'ı kurtaracağım. Gülnaz nerede? Eşkıya kör asım kaçırmış. O canavarın elinden kurtarmalıyız Gülnaz'ı. Ne duruyoruz? Hadi gidelim! Doğru. Bak şuna! Hele hele hele! Ürküttüler mi seni kınalı kekliğim? Gel bakayım sana! Gel bakayım, gel gel! Gel! Vay leş reis! O benim payım! Haddini bil köpek! Burada mal seçmek, pay vermek yalnız bana mahsustur! Var mı başka itiraz eden? Sen! Sen benimsin tatlı güvercin! Ne olur dokunmayın bana! Ama eğer istemezsen bu aç heriflere bırakırım seni! Reis!
Dağın etrafında üç çakal dolaşıyor. İzimizi takip etmiş olacaklar. O köpeklere hatlarını bildirelim. İşte, saklandıkları mağara. Köse, sen burada atlarla meşgul ol biz dönene kadar. Oldu mu ya? Bize cenk etmek yok mu? Önce at uşaklığını öğren, sonra cengaverliği öğrenirsin. Hadi, tut bakalım. Yürü! Bu civara ayak basan hiçbir adam bugüne kadar sağ kalmadı. Herhalde başınıza gelecekleri daha evvel düşünmediniz. Ne yapalım kader? Sizin de canınız cehennemi boylayacak. Yalnız ben kurbanlarıma seçim hakkı tanırım. Ölüm şeklini kendileri seçerler. Etme reis bey, hepimiz din kardeşi değil miyiz? Sen, ben, o, biz, siz, onlar... Kes sesini, fazla konuşma! Siz nasıl ölmek istersiniz? Yanarak mı, asılarak mı, oklanarak mı? Elimde kılıcım, dövüşerek ölmek isterim. Sevdim seni, yiğit bir delikanlıymışsın. Aferin sana! Size de idman yapmak için fırsat çıktı, çok oğlular! Aman sayın bay reis bey, lütfen kibar bir işkence yapın, çünkü ben asil ve kibar bir adamımdır. İster lokma lokma doğrayın, tas kebabı yapın, ister şu kazıklara geçirin, şiş kebabı yapın. Keyfiniz bilir. Şimdiden afiyet olsun. Bizi pişirip yiyecekler galiba. Yalnız iyice çiğnemeden yutmaya kalkmayın. Sonra ben midenize otururum ha. Seyret güzelim, böyle eğlence her zaman bulunmaz. Zevkine doyum olmaz böyle eğlencenin. Ne olur öldürmeyin, onu bağışlayın, yalvarırım size. Sen tasalanma güzelim, Allah bizimle beraberdir. Dilini tut delikanlı, kılıcın konuşsun. Hadi gafiller, dilediğiniz gibi olsun, kılıçlar konuşsun, dalın! Yaklaşma bana, harcarım kızı! Eğer Gülnaz'ı bırakırsan, pis canını bağışlarım. Yoksa mağaran mezar olur sana. Kahramanımın kahramanı! Tüh size! Kazık kadar bir tümen herif, kızı bir miskine kaptırdınız ha! Yuh olsun ervahınıza! Eşkıyalığı da berbat ettiniz! Ben ettim, siz etmeyin ulu hünkâr! Aman verin bu şaşkın kulunuza! Bağışlayın, ayaklarınızın altına... Öz! Rütbe isteyecek neredeyse! Yok edin şu pisliği! Bağışlayın, ayağınızın altını öpeyim! Öldürmeyin beni! Ne olur, yalvarırım size! Kahrol cabbar! Thank you.
Babam benim her şeyimdi. O ölünce kimsem kalmadı. Yapayalnız kaldım yeryüzünde. Üzülmene hiçbir sebep yok. Ben varım ya yanında Gülnaz. Dilersen bundan sonra ömrüm boyunca buralarda yaşarsın. Yoksa beğenmedin mi buralarını? Saraylarda büyüdüğün için köyde yaşayamaz mısın? Hangi sarayda bu güzellik bulunur ki? Burası cennetten bir köşe. Seninle olduktan sonra nerede olsa yaşarım. Ama ben zannediyorum ki... Kuşkun nedir? Açık konuş Gülnaz. Bana acıyor musun Atsız? Hayatta yapayalnız kaldığım için mi beni himaye ediyorsun? Sen de sadece merhamet duygularımı uyandırıyorum. Hayır Gülnaz, düşündüğün gibi değil. Artık birbirimizden ölünceye kadar ayrılmayacağız. Yalnız daha önce halledilmesi gereken önemli bir mesele var. Nedir o? Cabbar. Cabbar ailemin kökünü kazıdı. Şu gölün her köşesi onların hatıralarıyla doludur. İntikamlarını almazsam ruhları lanet eder bana. Korkuyorum Atsız. Günün birinde Cabbar'ın cezasını senin vereceğini bildiğim halde gene de başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Hem de öyle korkuyorum ki. Hiç korkma Gülnaz. Yeryüzünde hiç kimse bu kılıcın karşısında duramaz. Evelallah bu kılıç, hak yolundan şaşan hükümdarları dize getirecek güçtedir. Ya senden ayrılmanın acısı? Bu acıya nasıl katlanacağım? Yiğidin eşine metin olmak gerekir. Kavgamız başarıyla sonuçlanacak. Size güveniyorum. Gülnaz sizlere emanet. Hı hı. Bir dediğini iki etmeyiz. Yemin ederim, siz dönene kadar yanından hiç ayrılmayacağız. Hayır duanı üzerimden eksik etme Gülnaz. Allah yardımcın olsun Atsız. Bu ara kapısından içeri girdiğin an gergefin bitmiş olacak. Sen onu koru ulu tanrım.
Dur! Burası huzur diyardır yabancı. Batırdı çıkarmaya çalışma. Ormanlar Kraliçesi Evrize'yim. Sarayıma ne maksatla girdiniz? Kötü bir niyetim yoktu saygıdeğer kraliçem. Atım kaçınca ormanda yolumu kaybettim. Yolunuz ne tarafaydı? Buhara'ya. Epey uzak. Bu gece misafirimiz olun, yarın bir at buluruz. Sağ olun. Misafirimizi yatacağı yere götürün. Buyurun. İyi geceler, Ormanlar Kraliçesi! Size de iyi uykular, yabancı! Yoksa bana gücendin mi Tarık? Beni öpmeyecek misin? Severliğiniz için teşekkür etmeye geldim. Geceyi iyi geçirdiniz mi? Evet efendim. Sayenizde. İzniniz olursa hemen yola çıkmak istiyorum. Tabii. Atınızı hazırlattım bile. Ama yolunuz uzun. Önce bir şeyler yiyeyim. Aç karnına dayanılmaz bu yolculuğa. Şöyle buyurun. İçin bu şerbeti, yolda size güç verecektir. Tadı da çok güzeldir. Uyu sevgilim, uyu! Uyandığında hiçbir şeyi hatırlamayacaksın. Hiç kimseyi tanımayacaksın ve yalnız benim olacaksın. Herhalde bir şey oldu. Başına bir bela geldi atsızın.
Bir şey oldu. Bir bela geldi atsızın başına. Meraklanma Gülnaz. Atsız yavuz bir kişidir. Kendini musibetlerden korur. Benimki evham değil. Hissediyorum. Bütün gün işlediğim gergefi ertesi gece yarıya inmiş buluyorum. Başına bir şey gelmeseydi atsızın gergefim şimdi çoktan bitmiş olacak. Şşş, Altınay! Eyvah! Ne oldu atsıza? Atsız nerede? Söyle bana! Kadife tenli, mahzun bakışlı Küheylan! Sen konuşamazsın ki, anlatamazsın ki atsız nerede? Sakin ol Gülnaz! Kızlar! Kızlar, harap etmeyin kendinizi! Söyledim ona, kötü bir şey olmasından korkuyorum dedim! Söyledim, söyledim! Ben atsızı aramaya çıkıyorum! Köse sen sakın Gülnaz Hatun'u yalnız bırakma! Bu balıkçı huzurlarınıza çıkmak ister Emir Hazretleri! Ne istersin be adam? Size bir hediyesi varmış efendimiz! Bravanak, bu mu hediyen? Kendi elimle tuttum balığı Emir Hazretleri! Gülnaz mı? Gülnaz'ı buldum! Atlar hazırlansın, hemen yola çıkıyoruz! Allah ne muradınız varsa versin! Allah kılıcınızı keskin etsin Emir Hazretleri! Geldiğimi hatırlayamıyorum. Adamlarım seni ormanda baygın bulup buraya getirdiler. Bu heykel sana bir şey mi hatırlattı? Yo, hiçbir şey hatırlatmadı. İşliyorum, işliyorum, gergef bir türlü bitmiyor. Her seferinde kendiliğinden sökülüyor. Eyvah! Ne oluyor? Mahvolduk! Nihayet burada buluşmak bu kadermiş güzelim. Uzak durun, yaklaşanı mahvederim! Ah! Canını almadan söyle be hey sersem! Sen burada necisin? Gülnaz Hanım'ın muhafızıyım! Herif bekçi köpeğiymiş! Bunun canını alacağımıza, eski şekline sokalım! Hadi! Eski haline gel, köpoğlu köpek!
Ben şimdi geliyorum sevgilim. Acele edin! Atınızı ormana sakladım, hemen gidelim efendim! Kimsiniz siz? Nereye gidecekmişiz? Tanımadınız mı beni? Ben köleniz Altınay efendim! Gülnaz Hatun sizi bekliyor! Gülnaz Hatun da kim? Aman Allah'ım! Büyülemişler sizi! Ne var? Herhangi bir şey mi oldu? Yo, ne olabilir ki? Kraliçemiz keyif sürdüğü delikanlıları bıktıktan sonra heykel haline getireceğine bize devretse ne iyi olurdu, değil mi? Hiç olmazsa biz de biraz gönül eğlendirirdik. Ah, sıkıntıdan patlıyoruz burada! Kraliçemizin yeni gözdesi de pek yakışıklı doğrusu. Onun da bir gün heykel haline geleceğini düşündükçe yüreğim parçalanıyor. Diyorlar ki, kraliçemiz ölürse büyü bozulur, heykeller hayata döner, hafızasını kaybedenler yeniden... Diyorlar ki, kraliçemiz ölürse büyü bozulur. Bütün bu heykeller tekrar hayata döner. Hafızasını kaybedenler yeniden kazanırmış. O zaman hepimiz birer delikanlıya sahip oluruz. Ben Tarık'ı isterim. Aa, ben de şunu isterim. Bana da suratsızını bırakmıyorsunuz herhalde. Aman pek miskin bir şey. Zavallı ne tuhaf duruyor, değil mi? Casususun! Casus değilim, atsızın kölesiyim, onu kurtarmaya çalışıyorum! Yazık ettin kendine ahmak köle! Efendini kurtarayım derken şimdi kendi canından olacaksın! Üzüldüm doğrusu! Hayatını boşuna harcıyorsun! Efendime canım feda! Göreyim seni kara bela, bir vuruşta ikiye böl şunu! Altınay sen... Kurtulduk efendim! Hayatımı kurtardım maskara!
Nereden çıkıp imdadıma yetiştin? Sarayı tehlikesiz hale getirdik. Bundan sonra emrindeyiz. Ne dilersen onu yaparız. Sağ olun. İlk işimiz hepimize birer at bulmak olsun. Ondan sonrasını düşünürüz. Atınız tek başına çıka gelince başınıza bir iş geldiğini anladım. Sizi aramaya çıktım. Yüzüğüm kaybolmuş. Gülnaz'ı tek başına mı bıraktın Altınay? Köseyi onun yanına bıraktım. Hoşt, hoşt! Sus bakayım! Yüzüğün kaybolması çok kötü. Acaba Gülnaz ne yapıyor şimdi? Çekil! Çekil! Git! Çılgınlık etme! Defol! Defol! Ölmek, ölmek istiyorum! Burada can vermek Tanrı'ya, can almaksa bana mahsustur! Ağlayacağına iftar et! Yakında sultan olacak, haremime gireceksin! Sökülen yerler yeniden işlenmiş kendi kendine. Allah'ım inanayım mı, atsız kurtuldu mu? Altınay, sen Tarık! İkiniz diğer arkadaşlarla beraber göl kıyısına gidin. Gülnaz'ı muhafaza edin. Benim yolum bu ara, hedefim Cadbar! Beni takip edin! Yeryüzünde benden güçlü kim var? Seni er geç kendi oğlun öldürecek Cabbar! Cehennem ateşinde cayır cayır yanacaksın! Efendim ortak, beni korkutamazsın! Gülnaz'ı kaçırmışlar, köşede yok ortalık! Ne yapacağız şimdi? Çabuk olun, bu araya gidiyorum! Duyduk, duymadık demeyin! Ulu hünkârımız Buhara Emiri Cabbar, bu gece Gülnaz Hatun'la gerdiğe girecektir! Bütün Buhara halkı için şenlik ilan edilmiştir! Maşallah! 41 kere maşallah bu güzelliğe! Şenlik başlıyor sultanım. Davetliler sabırsızlıkla seni bekliyor. Yaklaşma bana! Uzak dur! Gel müstakbel karıcığım! Güzelliğin herkesin gözünü kamaştırsın. Artsız! Biliyordum! Biliyordum beni kurtaracağını! Sonun geldi Cadbar! Yaptıklarının cezasını ödeyeceksin! Halka zulmetmenin ne demek olduğunu anlayacaksın!
Kimsin sen? Bana atsız derler. Bugün seni öldürüp kendime bir at koyacağım. Takken düştü, kel göründü. Sonun geldi Cabbar. Diyeceklerimi iyi dinle. Kılıcı sakın kendi kanından bir kimseye karşı kullanma. O zaman kılıcın büyüsü bozulur, parçalanır. Bana kılıç işlemez ahmak herif. Daha önce sarayıma saldıran atsız cengaver dedikleri de sensin. Belanı mı bulmaya geldin sersem? Hayır. Döktüğün kanların söndürdüğün ocakların hesabını sormaya geldim. Hoş, haddini bilmez! Bak bakalım kim kimden hesap soracak. Emir Mahmud'un tuğrası bu. Demek sen Esma Sultan'ın oğlusun, he? O zaman sen benim oğlumsun. Çıldırmışsın sen! Senin gibi canavar babam olamaz! Beni öldürecektin ha, ama elime düştün işte. Korkulu rüyalar bitti artık. Senin oğlun olarak yaşamaktansa ölmek daha iyi. Vakit geçirme, bir an evvel al canımı! Bu gece düğünümde seni ateş kuyusuna attıracağım. Sen ateşin içinde eriyip kaybolunca gerdeğe girmek daha zevkli olacak. Haydi, yok mu? Buhara'nın en güzel kızlarını satıyoruz. Buhara'nın en güzel kızları. Buyurun, karşınızda Buhara'nın en güzel kızlarını satıyoruz. 16 11 altın. 11 altın. 15 altın. 15 altın. Au 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 au. Ha, ne diyor? Au au au. Köpek dilinden anlamıyoruz. Açalım yarın. Korkmayın kızlarım. Oh!
sizin canını bağışlayın efendim. O zaman kulunuz, köleniz olurum. Canıma kasteden bu mahluku yok edeceğim. Onun affettiğimi gören herkes kudretime bir kez daha hayran kalacak. Gel sultanım, sen de gör büyüklüğümü. Gel benimle. Eğlence devam etsin. Getirin onu buraya. Emredersiniz. Ay, hayvan! Ay, yüreğimi ağzıma getirdin. Ne işin var senin burada? Bırak münasebetsizliği de doğru dürüst konuş. Şakanın sırası değil, atsızı bulmalıyız. Sen çatlatırsın adamı, şu sarayın gizli kapısını göster bakalım hadi. Yenilmez bir güce sahip olduğumu size tekrar ispat ediyorum. Benim canıma kasteden mahvolur. Bakın görün, işte örneği. Hükümdara adaletli olmak gerek. Zulmü silah olarak kullanan bir gün kendi silahının kurbanı olur. Atın şunu ateş kuyusuna. Hadi. Atsız korkma! Yalnız başına değilsin, korkma! Unutma ki bana kılıç işlemez. Thank you.
Taht, Emir Mahmud'un torunu atsız cengaverindir. Bin yaşasın Buhara'ya özlenen adaleti getirecek olan yeni hükümdarımız Adil Han! Yaşasın Adil Han! Yaşasın Adil Han! Yaşasın işte Adil Han! Hak ettin artık. Yaşasın Adil Han! Yaşasın Adil Han! Yaşasın Adil Han! Eğer müsaade ederseniz ben de yeni büyücünüz olayım. Nasıl olsa Kamerül Zaman'ın bütün hilelerini öğrendim. İnanmazsanız göstereyim. Hadi bakayım insan ol. Hadi insan ol. İnsan olsana hayvan oldu hayvan. İnsan ol insan. Herkes layığını buldu anlaşılan. Ben de yaşasın. Yaşasın yeni sultanımız Adil Han. Yaşasın.